İyi akşamlar Malik. İyi akşamlar. Hayrola? Sabahki neşenden eser yok. Korkuyorum ya Asu. Korkuyor musun? Hmm. Ya karanlık çökünce bana böyle bir sıkıntı bastı ya. Ya şimdi Yıldız hastanenin dışında karanlık köşede beni bekliyorsa... ...ya birden karşıma çıkarsa... ...ya abisi yine bizi o şekilde görürse ne olacak? Ya. Bak ne diyeceğim. Hı. Sen bu akşam hiç eve gitme. Buralarda saklanma öyle. Ya Malik, Allah rızası için ama abarttın. Abi kendine gel ya. Neyse hadi ben gittim. Sana iyi şanslar. İyi geceler. Sana da iyi geceler Asu. Allah Allah. İşte Mukaddes Hanım'ı getirdim. Ah, Mukaddes. Ağzım. Mukaddesciğim. Kelebeğim. Kelebeğim hoş geldin. Ah, ne kadar zarifsin. Yine her zamanki gibi çok güzelsin. Böyle herkesin içinde şey yapmasaydık. Sen, sana inanmıyorum. Gerçekten getirmişsin. Hı hı. Şimdi keyfim yerine geldi. Sevdiklerim ve bütün ailem burada. Peki şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber bize gidiyoruz. Güzel gelinim bize güzel yemekler yapıyor. Hepsini güzel güzel yiyoruz. Ay ne kadar güzel olur. Nisan'cığım, gelinim diye bahsettiği sensin yalnız. Kim? Malum karımsın ya. Ha? dedeciğim haklısın. Şimdi benim güzel karım bize akşam şöyle güzel bir sofra kursun ha. Patatesler, köfteler, piyazlar. Hayır, hayır. Ben yemek yapmaktan falan anlamam. Nisan'cığım lütfen çaktırma. Bak dedem ne kadar mutlu. Ben sana yardım edeceğim. Hiç merak etme. Hey hadi bakalım gidelim o zaman. Yalnız biz seninle bir Serdar'a çıkacağız. Siz gidin biz size yetişiriz. Gidelim kelebeğim. Gidelim. Ferzan, Nisan, siz kelebekle ya dedemlerle gidin biz bir şey. Vallahi ne diyebilirim ki size? Bizimle açık konuş Serdar. Yani durum neyse bizim bunu bilmemiz lazım. Sizin de bildiğiniz gibi hayati tehlike söz konusu Sinan. Durum ciddi. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Koyuvermeyin kendinizi. Bizim umutlu olmamız lazım. Yapılabilecek en iyi şey onu mutlu etmek ve olabildiğince stresten uzak tutmak. Tam zamanlı profesyonel bir bakıcı şart. Öyle herhangi bir bakıcı olmaz. Anlıyorsunuz değil mi beni? Abla, merak etme en iyisini bulacağız. Tamam. Arkadaşlar, kötü düşünmeyin hemen. Biz zaman zaman alacağız Fazıl Bey'i, testlerini yapacağız, kontrolden geçireceğiz. Dediğim gibi, siz mutlu olabileceği ve rahat edebileceği bir ortam sunarsanız... ...kontrollerini de aksatmazsak daha uzun yıllar olabilir önümüzde. Ama babacığım bak hiç dinlemiyorsun ki. Evet senin şimdi, evet yani şimdi senin annenle kalman gerekiyor orada. Tamam mı? Ondan sonra evet, evet. Tamam mı? Evet sonra birlikte olacağız. Birlikte çizgi filmleri izleyeceğiz. Resimler yapacağız. Tamam mı kuşum? Sen hiç şimdi merak etme. Tamam ama hiç üzülmek yok tamam mı? Hadi bakalım öpüyorum gözlerinden, yanaklarından. Canım kızım benim. Ay, pardon. Hadi bay bay. Kusura bakmayın kızım şey yapmıştı, özlemişti beni. Ya annesiyle kalıyor şimdi. Yani ben şey, dulum. Dul da ne biçim kelimeyse. Yani dul. şey oldu biraz böyle değil mi? Aslında böyle iyi akşamlar falan demek gerekiyor. Yani öyle başlasam daha yerinde olacaktı ama şey yapamadım bir anda böyle. Ben, o zaman baştan başlayayım. İyi akşamlar. Ben Murat. 21 numarada oturuyorum. İyi akşamlar. Benim adım da Sevda. 3 numarada kalıyorum. Yani yeni taşındım da. Evet. Ben de yeni sayılırım. Yani bu şey olunca, aylık şeysi olunca ben de yeni... Şimdi neyi anlatacağım ben bunları bilmiyorum. Buyurun. Ben merdivenle çıkıyorum. Zaten birinci kat. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hele sen bir gel. Kuş sesleri içinde uyanacaksın. Çok hoşuna gidecek eminim. Dedeciğim,
Hadi izin ver de gideyim mutfağa. Bak kız tek başına nasıl yapsın onca yemeği? Sen Rus ajanı değil miydin? Ha? Beni zehirlemeye çalışıyorsun. Benden kaçmaz. Hüsrev, bu kıza göz kulak ol. Tamam. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Hı-hı. Kelebeğim, tamam. Ben bir dakika sonra döneceğim. Of. Ayla tamam, biliyorsun işte durumu ya. Tamam, biliyorum da. Tamam, neyse, hadi. Mukaddes Hanım, hazır dedem içeri gitmişken sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Yanlış anlamayın, biraz açık konuşacağım. Dedemin durumunu biliyorsunuz değil mi? Yani aklı biraz gidip geliyor. Farkındayım tabii, yani her şey ortada. Bu sizin için sorun değil mi? Değil tabii, çünkü dedeniz çok iyi biri. Onun sevgisi bana çok iyi geliyor. Aslına bakarsanız benim erkeklerden yana pek şansım olmadı. Yani hayatıma giren erkekler de bana çok kaba davrandılar. Ama dedeniz çok sevgi dolu, nazik, çok kibar biri. Yani evet, arada bir kafası karışıyor olabilir tabii de. Bu onun özünde çok iyi ve sevecen bir insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ben uzun zamandır ilk defa bir erkeğin yanında kendimi kadın gibi hissediyorum. Kelebeğim. Geldim işte. İki dakika senden ayrı kaldım. Yine özledim. Ya tamam, tamam anne de. Yani evet, ben o pilava bir bardak daha su ekleyecektim. Ama ben o su ekleyene kadar o pilav yandı, dibi tuttu işte. Ha, evet. Tamam, kabakları da böyle suya koydum ama haşlanıyor gibi bir şey ama böyle bir garip oldu bunlar da. Ben anlamıyorum ki ya. Tamam, tamam anne, tamam. Ben seni sonra arayacağım. Tamam anne, yine de teşekkür ederim yardımların için. Görüşürüz. Bu ne ya? Yok, olmuyor. Ya olmuyor canım, ben yemek yapmakta anlamıyorum. Olmuyor, yapamıyorum işte. Ne bekliyorsun? Binsene ya. Allah Allah, zaten binmeyecek misin? Ana, dolmuş ne dolmuş. Ya? Bas, bas git, bas git. Yürü ya, yürü. Ne bekliyorsun? Yürüsene. Hadi. Yürü, yürü ya. Yürü, yürü ya, yürü ya. Senem 961. Yani yalan söylemeyeyim, 60-61. Bizim acemilik dönemlerimiz işte. Yapmışız bir haytalık. Şimdi hatırlamıyorum bile. Bizim komutan şu mühimmat şuradan şuraya taşınacak dedi. Ceza gibi. Bizim Hüsrev beşer beşer taşıdı onları. Gözlerimiz açık kaldı. Hey gidi Hüsrev amca be. Hiç yapmıyorsun bize böyle kıyaklar ha? Ha, bekle sen bekle, ben sana yarın yapacağım bir kıyak. Bak şimdi sana bir kıyak yapacağım ben. Karıcığım. Bakar mısın? Kelebeğim. Efendim kocacığım. Hayatım, benim askerlik döneminde Diyarbakırlı bir çocuk vardı. Bize böyle ekşili meftune yapardı. Canım çekti. Dedeciğim, benim karım bir ekşili meftune yapar, parmaklarını yersin. Şimdi rica edeceğim, bize yapsın, yiyelim. Hayatım, yaparsın değil mi? Meftune kim? Yemek. Yemek mi? Yemek. Nasıl bir yemek? Böyle ekşili şey. Ben karıma yardım edeyim. Anlatacağım sonra. Nisa. Hı. Ne oluyor burada? Hiçbir şey olmamış. Ya şu Nisa, şu patatese, şu ya şu köftenin haline bak. Ya gerçekten kusura bakma ama yani seni alan adam yanmış ya, bitmiş. Almasın, almasın kimse beni. Allah Allah ya, almak da neymiş ya? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Pazar yeri mi burası? Of! Nisancığım tamam, tamam.
Ne tamam, ne tamam. Size tamam esas ya. Da olmuyor işte, yapamıyorum. Ben denedim en azından. Almasın beni kimse, istemiyorum ben. Ya bu sabahki bakıcı krizinin öcünü alayım dedim ama tamam, biraz fazla ileri gittim. Ya tamam, özür dilerim. Ne yapacağız? Ne yapacağız, bulacağız bir çaresini yani. Şunları insanlara yedirecek halimiz yok. Alo. Bitat lokantası mı? Vay Malik! Yine ne hillikler peşindesin? Ya dur bir Hüseyin abi, şimdi hiç sırası değil ya. Baksana bir, şu geçenki deli kızı gördün mü hiç buralarda? Yok, görmedim. He, iyi. İşte bu benim biricik torunum. Şimdi eşek kadar oldu. Tıp fakültesinde okuyor. Yakında mezun olacak inşallah. Peki şu şirin küçük tatlı kız kim? O mu? O kapıcının kızı. Benim torunla çok iyi anlaşırlardı. Arada sırada gelir giderdi. Ama çok huysuz, inatçı Nemrut kızın tekiydi. İnsan seninle çalışacak. Ya Allah'ım sen yardım et ya. Sen neden böylesin İnsan ha? Ben bir haftadır yaşlandım ya. Ben gençtim ya. Ay, duymuyor musun sizi? Taş diyor. Bunu çirkin diyor. Çirkin miyim ben? Tamam aşkım. Hayattan çok yoruldum. Bilinmez oldum bu genç yaşımda. Duvarda uyan da ilk defa görüyorum ben. Bu gözlerim. Ay. Gülmeyi unuttum sen gelinceydi. Tut ellerinden hayatı tut yüreğinden. Bize lütfedilen bu aşkı al gel. Gönlüme koy gel. Sevdim. Bizdeki inatçı değişerseri. Biz seninle kışa girmiş yaz çiçekleri. Şimdi ayrı şehirlerde deliler gibi bekledim seni sevgili. Sensiz günleri ömrümden siliyorum ben. Daha çok yanacağımı biliyorum ben. İkimizi kurtarmanı diliyorum ben. Aşkım güçlü ölümden. Alo, alo.
Kardeşim dur kapıyı çalma, ben açacağım kapıyı sana, tamam? Tamam, geliyorum. Neyse hadi, yardım et bana. Bana bak, kimseye çaktırmamamız lazım, hadi. İşte bu da benim rahmetli askerlik arkadaşım Remzi. Çok iyi bir çocuktu. Hey! Siz! Sizi çifte kumrular sizi. Ne yapıyorsunuz bakayım iki saattir içeride ha? Çöp atıyoruz. Anlaşıldı. Mukaddesciğim, işte bizim gençler böyle. Bir dakika ayrılamıyorlar birbirlerinden. Muhabbet kuşları gibi. Özlüyorlar. Biz de hiç ayrılmayalım birbirimizden. Fazıl Paşa'm, bu kim bu? Şu askerin adı neydi? Ben şimdi hatırlayamadım. Kazım Paşa. Ha, evet. Kurtuldum. Anacığım. Anam, hoş canım geldin. Anam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Yedim anam. Yedim benim. Çok hoş bulduk anam. Oh. Çok hoş bulduk. Nasılsın Cevriye Sultan? İyiyim oğlum, çok iyiyim. Keyfim yerinde. Sayende. Sayemde mi? Hı? Ne yaptım ki anacığım ya? Ay her neyse her neyse. Sen yorgunsundur. Bir yorgunluk kahvesi içersin değil yok, mi? Yok yok yok. Hiç zahmet etme anneciğim. Sağ ol. Aa, ne zahmeti? Oğlum ne biçim lafı? Yıldız kızım, bir orta şekerli kahve yapar mısın Malikciğime? Hoş geldin nişanlım. Ben hemen yaparım kahveni. Siz de içer miydiniz anneciğim? Yok kızım. Bu saatten sonra da tansiyonum çıkıyor. Gelinim. Ne diyeyim ben sana? Hayatımda böyle güzel yemekler yemedim. Kerata, işini biliyorsun. Resmen elinin lezzeti geçmiş. Sevgi katmışsın belli. Allah'ım. Biricik torunumun büvetini gösterdin bana. Artık bundan sonra ölsem de gam yemem. Dedeciğim, ben buradayken söyleme bari. Gelinim, senden bir ricam var. Bu güzel dolmanın özel bir tarifi varsa... mukaddesime ver de... O da yapsın. Vallahi neredeyse parmaklarımı yiyeceğim. evet dedeciğim, yani öncelikle aynen söylediğiniz gibi yemeklerin içine sevgimi kattım. Onun dışında evet, dolmayı yaparken de annemin gizli tarifine bakarak yaptım. Biz annemle dolmaların içine böyle fıstık, üzüm gibi şeyler koymuyoruz. Kıymayı önce direktman aldım. Uzatma. Vallahi ne renkli bir aileniz var Fazıl Beyciğim. Ne güzel. Yalnız sizin bir küçük numara daha vardı galiba değil mi? Onun adı neydi? Dur. Su. Nerede o?
Kampta. Kampta. Ha, su kampta. Kampta. Kampta mı? Kampta. Ablacığım hani şey söylemiştik ya, 0-7 yaş arası su yüzüyor. Arkadaşlarıyla yüzüyorsun. Bizim de bir haberimiz var. Yarın önemli bir gün olacak. Aslında ben belki de hala anlatsın ha? Evet, ben bunu uzun zamandır planlıyorum ama kısmet bugüneymiş. Neyse uzatmayayım. Yarın Ösemili Çocuklar Yararına bir bağış toplama organizasyonu yapıyoruz. Çok önemli insanlar gelecek bu toplantıya ve toplanan parayla da yalnızca çocuklar için bir hastane yapılacak. İmza kampanyaları falan her şey çok iyi gidiyor. Ay bravo Ayla. Ah, 3 numara. Sevda. Yani Sevda Hanım'dır değil mi? Aynen öyle. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettim. Yok canım, ne kusuru? Yeni taşındım ya, annem bir sürü yemek yapmış sağ olsun. Bunlar tabii bana çok fazla geldi. Bunların hepsini bitirmem imkansız. Evet. Yani düşündüm, siz de tek yaşıyorsunuz ya. Belki anne yemeği özlemişsinizdir diye size getirmek istedim. Ya çok güzel oldu bu. çok teşekkür ederim. Yani gerçekten süper oldu çünkü konserve yemekler için dışıma çıkmıştı. Afiyet olsun. beraber olsun. Yani bir şey... birlikte yiyebiliriz belki. Açsanız tabii. Rahatsız etmeyeyim şimdi. Yok canım, ben yani hiç ne rahatsızdır. yalnız oturuyorum. Yani yalnız derken yani o anlamda değil. Yani yalnız oturuyorum burada da yani... ne diyorum ben? yani belki bana arkadaşlık etmek istersiniz. Tamam o zaman. Tamam. Buyurun. Böyle geçin. Bu gece aynen devam edeceğiz herhalde değil mi? Ay gidiyordum vallahi. Ay ne dediniz hocam? Bu gece de diyorum evcilik oyunu oynamaya devam edeceğiz herhalde. Yani öyle gözüküyor. Yarın sabah da bir hemşire bulmam lazım. Senin getirdiklerin biraz ilginç çıktı. İyi de hocam, yani ben nereden bilebilirim ki? İnternette hep güzel yorumlar vardı. Ah Nisan, ah. Şunu bir daha yıka, bak köpüklü kalmış her yer. Deme, dur la hadi. Bahçeyi biz haftaya getirelim. Nişan bohçasını yani. Ama önce şey... Sıkılma kızım, söyle. Şu söz işini aradan çıkarsak diyorum. Yani abim biraz eski kafalı da benim. Çok önemsiyor. Abin haklı kızım. Geç kalınmış bir mesele. Her şeyi gereğince yapmalı değil mi? Biz Malikciğimle geliriz. Sen annenle görüş, çikolatamızı falan... Saat de ama geç oldu ya. Yıldız Hanım, siz kalkın isterseniz. Anneniz merak etmesin, laf söz olmasın sonra. Ağzımızın tadı kaçmasın, değil mi? Değil mi ya? Anneciğim, müsaadenizle ben kalkayım artık.
güle güle kızım. Ben uğurlayayım Yıldız Hanım'ı. Yıldız. Ay, söyle Haş'ın erkeğim. Yıldız, sence bu biraz fazla olmadı mı ya? Çıkıp gelmeler falan. Ha? Aman ne var canım? Baktım senin beni çağıracağın yoktu. Ben de işleri hızlandırayım dedim. Fena mı yaptım? Evi nasıl buldun? Ay, çok beğendim. Çok güzel buldum Malikciğim. Biz burada gül gibi yaşar gideriz. Ya onu sormuyorum ya. Evin yolunu nasıl buldun diyorum. Ha. Benim kardeşim MİT'te çalışıyor. Yılların çaycısı orada. MİT'te çaycı mı? Senin bir de kardeşin mi var ya? Malikciğim tatlım. Benden kaçamazsın. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni sevmeyi öğreneceksin. Anladın mı beni? Bunun başka yolu yok. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Bırak şunu. Yıldız. Versene şunu. Yıldız. Evet, kendimi çaldırdım. Ver şunu, ver. Arada mesaj çek. Hı. Arayı soğutmayalım. Tabii. Hansır. Karnımız iyice doydu. Ellerine sağlık gelinim. Afiyet olsun. Kelebeğim, sen de doydun mu? Doydum Fazlıcığım, evet. Ama ben şu ekşili meftuniyi anlamadım. Şey dedeciğim o böyle ekşili olan? Böyle topçuk topçuk olan hani vardı ya. Ha. Ha tamam tamam. Hı. En son yediğimiz. Dedeciğim o. O. Sizin meftuniyenize doyum olmaz hadi. Ben kalktım. Ha, siz kalkmayın ben geçerim. Ha. Hadi. Nasılsın paşam? Paşam saygılar. Güle güle. Kardeşim görüşürüz. Hadi güzel. İyi geceler Berzan abi. Sen de oturacak mısın? Bilmiyorum aslında çok yorgunum ama Sinan'la şu profesyonel bakıcı olayını konuşmam lazım. Ha tamam. Yarın gelip alacağım seni. Bağış gününe ben götüreceğim tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Sen yine de geç kalma. Tamam merak etme. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kendine iyi bak. Dedeciğim, şu mevzuyu da bir konuşalım artık ha. Ben bakıcı makıcı istemiyorum. Kaç kere söyledim size. Dedeciğim, bak sana şöyle profesyonel birini bulalım. Ha, seni rahat ettirsin. O sevdiğin çiftliğinde yaşa yine, o da senin yanında olsun. Olmaz mı? Ben mukaddesciğimle birlikte yaşayacağım. Biz evleneceğiz onunla. Böyle herkesin içinde söylemeseydik birdenbire. Canım, duysunlar onlar da. Dedeciğim, tamam ama bak gerektiğinde medikal destek verebilecek bir bakıcı şart. Ya başka çaremiz yok. Tamam işte. Ne tamam işte Nisan? Ya Mukaddes Hanım hemşire değil mi? Ya. Birbirlerini de seviyorlar zaten. Mukaddes Hanım gitse olmaz mı? Giderim tabii, çok mutlu olurum hem de. Bak, işte gelinim çözdü sorunu. Bak torunum, gelinimi üzersen karışmam sana. Tamam o zaman, çözüm bulundu. Dedemle Mukaddes Hanım evlenip çiftliğe yerleşirler. Olmaz mı? Gençler konuşup anlaşmış. Artık bize de kabul etmek düşer. Tamam o zaman. Ben yukarı evime çıkayım. Siz de uyursunuz zaten artık. Dur dur kızım. Gitme. Hep beraber yürüyüşe çıkalım. Bu saatte mi dedeciğim? Ne var bu saatte? Hepimiz genç değil miyiz? Tamam. Tamam doğru. Hadi bakalım. Nisan dedemin atkısını getir. Hadi. Hadi bakalım. Kelebeğim buyurun. Buyurun.
Haklı mısın? Ha? Efendim? Baksana. Uzun zamandır dedemi böyle mutlu görmemiştim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok şaşırdım. Ya zaten bence hayattaki en büyük ilaç mutluluk. Annem mutlu olan insanın hasta olmayacağını söylerdi. Zaten yapılan son araştırmalara göre mutlu insanların hasta olma oranı çok daha düşüyormuş. Bence bu durum Fazıl dedeye çok iyi gelecek. Hele bir de Mukaddes Hanım'la birlikte çiftliğe taşınınca. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Mukaddes Hanım gerçekten çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Hocam, yalnız yarın benim de size büyük bir sürprizim var. Nisan'cığım çok teşekkür ederim ama ben almayayım. Aa, olmaz. Ben o sürpriz için o kadar uğraştım, didindim, çaba sarf ettim. Vallahi yani şimdi bilemedim ne diyeceğim ama. Ha? Ya bir dakika ya, ben de çok merak ettim sürprizi. Söyle bakayım. Neyi söyleyeyim? Sürprizi. Hayatta olmaz. Nisan. Aa, sürpriz söylenir mi? Hadi söyle. Hayatta söylemem. Ya Nisan söylesene. Bak aile de merak etti. Hayır söylemem. Of tamam söyleme. Kızlar, saat geç oldu. Hadi kaçalım, hadi. Birlikte kaldırabilecek miyiz çifte kumruları? Bilmiyorum, deneyeceğiz. Fazlı Paşa'm. Efendim. Gidelim mi artık? Hadi gidelim. Gidelim, hadi, hadi bakalım. Yemek için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani çünkü ben yapmadım sonuçta. Yemeği annen yapmış. Yalnız o patlıcan ne güzeldi ya. Hani anne eli değdiği belli oluyor. Annenin ellerinden öpüyorum. Tamam. Anneme ileteceğim. tekrar teşekkür ederim davetin için. Ben artık gideyim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen, ben var ya bir gece daha katlanamam buna. Ya evliliğin sahtesi bile zormuş. Gerçeğini düşünemiyorum ya. Ben hayatta evlenemem. Ya ben de acaba diyorum ki, hani bu gece de ben mi orada yatsam? Hani sabah ders uyandık ya. Ben de belki şansımı deneyeyim, yatakta uyanırım diyeyim ben. Bana uyar. Risk budur diyorum ve kabul ediyorum. Tamam. Aa, olmaz ama hemen böyle çok çabuk kabul ettiniz. Hevesim kaçtı, hevesim kaçtı. Yok yok, mızıkçılık yok, mızıkçılık yok. Hadi, hadi geç. Geç, geç, geç. Geç. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani bak, şimdi ben şöyle demek istiyorum. Yani ikimiz de koskocaman yetişkin iki insanız yani, değil mi? Koyalım şu yastıkları şöyle aramıza. Ben bu tarafta yatayım, siz o tarafta yatın. Yani kocaman yatak, ne olacak ki? Yani mantıklı. Geç. Üçünü şuraya koy. Üçünü şöyle al. Tamam. İyi geceler. Size de. Ne oluyor be? Ama yani bu iş iyice garipleşmeye başladı ya. Paranormal aktiviteye döndük ya. Vallahi Nisan hiçbir şey anlamadım ha. Bir kamera mı koysam buraya? Koyalım. Koyalım Nisan'cığım. Bir kameramız eksik değil mi? Şöyle bak ya, insan gibi bir hayatım vardı, tuhaf tuhaf. Ay. Hiçbir şey anlamadım. Ay sanki ben anladım. Ben nasıl geldim oradan buraya ya?
Susturun şunu pazar sabahı. Ham ham ham. Günaydın dede. Ay dedom. Dedom. Ay nasılsın dedom benim? Bana mı söyledin gelin kızım? Ha yok dedeciğim ya benim köpeğin adı Dedo da ona ha şey dedeciğim. Ayla'nın köpeğinin adını Dedo koymuşlar. Ya ne tesadüf ne. Ne komik değil mi? Allah Allah. Ay. Ay hele şükür kalkabildiniz ya. Geç kalacağım valla. Kıyafetlerimi alıp çıkıyorum dedeme göz kulak olayım. Uzatır mısın? Benim de şu omuzum ağrıyor ya. Sizi hazırlar sizi. Dayanamadınız değil mi yine? He? Hadi ben kaçtım. Size iyi pazarlar. Bol şans. Teşekkür ederim. Evet, telefon. Alo? Bacım, aynen söz verdiğim gibi. Hediyeniz adresi varmak üzere. 5-10 dakika sonra kapının önünde olur. Aman gözünüzü seveyim. Dikkatli olun. Kolay olmadı vallahi. Ay Samet Bey inanamıyorum. Gerçekten bunu yaptınız mı? Ayıp ettim bacım. İşimiz bu. Ay gerçekten çok teşekkür ederim size Samet Bey. Çok sağ olun. Sen sağ ol bacım. Yalnız bir şey diyeceğim. Aracı kullanacak arkadaş çok dikkatli olsun. Otobanda falan dolaşmasın ha. Ara yollardan gitsin, çevirme falan yemesin. Tamam mı bacım? Tamam tamam. Yani siz merak etmeyin. Tamam hadi Allah'a emanet olun. Siz de Samet Bey Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun? Evet, aslında gidiyorum. Gitmeyi düşünüyorum. Dışarı. Dışarıda sen de uygunsan tabii. Ha, bir de yani aç mısın? Hı. Aç mısın? Yani şey için, yani dünkü yemek istinaden ben teşekkür anlamında seni kahvaltıya götürmek isterim. Vallahi olur. Yalnız bana bir yarım saat verir misin hazırlanmamı? Tabii. Yani yarım saat olur, bir saat olur. Yani şey yapmaz yani fark etmez. Yani ben yukarıdayım o zaman sen zile bastın. Ben gideyim. Görüşürüz. Şunu kapat da haberleri dinleyelim oğlum. Tamam, tamam dedem. Şu bitsin, ben sana haberler açacağım. Biraz bekle. Kocacığım, artık aşağı insek mi? Çünkü sürprizim seni bekliyor olabilir de. İhsancığım, vaz mı geçsek ha? Bak bundan da bir şey çıkacak hissediyorum. Zaten bir günüm var, bırak şöyle pazar günü dedemle oturalım ha? Ama ben çok uğraştım. Aa, torun, huysuzluk etme. Bugünleri sonra çok ararsın. Bizim rahmetli hiç böyle şeyler yapmazdı. Kıymetini bil. Dedem ne olacak peki? Sonra ben burada çıkıp dedemle birlikte oturup televizyon izleyeceğim. Nasıl yani? Ben ne yapacağım? Sen gezip tozup keyfine bakacaksın. Vallahi bak çok hoşuna gidecek. Hadi inat etme. Hadi. Tamam, peki. Yani büyük baskı altındayım, yapacak bir şey yok. Gidelim bakalım, görelim sürprizi neymiş. Dedeciğim geliyorum ben birazdan. Tamam gelinim. Şimdi sıra haberin kısaca değindiğimiz o inanılmaz olayda. Bugün... Kapıya dikkat. Önde basamak var. Hop, indik. Nisan, bunu yaptığıma inanamıyorum. Resmen şu an hayatım tehlikede. Tamam, açıyorum gözlerinizi. Hazır mısınız? Tadam! Bu... Nisan, nasıl ya? Yani şu an bu benim kapımın önünde mi?
birkaç saatliğine bir tanıdığımdan ödünç aldım diyelim. Dediğiniz gibi gezin dolaşın ama çok fazla hız yapmayın, tamam mı? Dikkatli olun. İhsan.